Microsoft Flight Simulator 2020'ye hepiniz hoş geldiniz. Boeing 787-10 Dreamliner uçağımız ile birlikte Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkışımızı gerçekleştireceğiz ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru bir uçuşumuzu yapacağız arkadaşlar. Öncelikle taks ışığımızı kapatıp strobe ışıklarımızı açıp şuradan landing ışıklarımızı da artık yakmamız gerekiyor. Çünkü 1.6 left pistine girişimizi gerçekleştiriyoruz. 1.6 left pistinden kalkışımızı gerçekleştirdikten sonra rotamıza geri döneceğiz. Ve yolculuğumuza 31.000 feet yükseklikte devam edeceğiz arkadaşlar. Bunu da sizlere buradan söylemiş olayım. Bilgisini hızlıca aktarmış olayım. Yine benim kendi kaplamamla beraber gerçekleştireceğim bu uçuşu. İzmir'in üstünde böyle kapalı bir hava hakim. Şu anda yer yer güneş ama yer yer de böyle kapalı bir hava hakim. Şu anda pistte, pist başındaki yerimizi aldık. İki tane o kalın çizginin oraya gelip uçağımızı oradan 160 knot'ta yerden B1 diyerek tekerlerini keseceğiz. 5 derecelik flaplerle beraber kalkışımızı yapacağız arkadaşlar. Şu anda buraya baktığımızda herhangi bir eksik kısım göremiyorum. Evet, şu anda her şey gayet olması gerektiği gibi duruyor benim açımdan. Yavaştan kalkışımızı gerçekleştireceğiz dediğim gibi. Daha sonra 4000 feet'e tırmanacağız. 4000 feet'ten sonra döneceğiz. 7700 feet'ten itibaren 31.000 feet'e yükselişimizi gerçekleştireceğiz. Ben buraya kadar geldim. Durmayacağım arkadaşlar. Burada durup tekrar bir kontrol yapmayacağım. Çünkü tüm ayarlarımız... Tüm şeylerimiz zaten ayarlı. 5 derecelik flap açısıyla 160 knot'ta tekerimizi yerden kesmeye çalışacağız arkadaşlar. Onun için şöyle bir şurada bir ayarlarımızı yapalım. Öncelikle Leanav ve Vnav'ımız buradan açıyorum. 4000 feet'imiz burada ayarlı. 200 knot'luk bir hızımız burada ayarlı. Laf fazla uzatmayıp uçağımızın gaz kolunu ileriye doğru, gaz kelebeğini ileriye doğru açmaya devam ediyoruz. Ve 160 knot'ta tekerimizi pistten kaldırmaya çalışacağız. Şöyle maksimum throttle yaptığımız zaman şu anda pistte hızlanmaya başladık arkadaşlar. 120 knot, 130 knot, 140, 150 ve yavaştan artık yavaştan tekerimizi pistten şöyle kesmeye başladık arkadaşlar. Ve yükselmeye devam ediyoruz. Burnunu birazcık daha kaldıralım uçağımızın. İniş takımlarımızı toplayalım artık. Şu an önden gelen dikey bir rüzgar var arkadaşlar. İniş takımlarımızı da kapattık. Uçağımız kendi hızını şu anda ayarlamaya çalışıyor. Flaplerine göre. 2000 feet. Otopilotumuza uçağımızı verip daha sonra 4000 feet'e uçağımızın tırmanması için komutunu veriyorum. Bu arkadaki o anonslar çok fazla ya. Çok fazla sesi var arkadaşlar. Emniyetiniz için oturduğunuz sürece kemerinizi bağlı tutunuz. Boş uçuş dolaplarını açarken dikkat yolunuz. Teşekkür ederiz. Şu an hızlanmaya çalışıyor kendisi. Fileplerinde topluyorum artık. Şu anda 4000 feet'te rotasına oturacak. Daha sonrasında yükselişimizi gerçekleştireceğiz. Ben kendi rotasını bulmak için dönüşünü sağlıyor arkadaşlar uçak. Kendi rotasını bulduktan sonra da tekrar yükselmeye çalışacağız. Yine volant ayağında kapandı tabii. Her zaman olduğu gibi. Onu tekrar bir açalım. Volant arada çöküyor arkadaşlar ya. Volanta ve Simbrev kullanıyorum ben. Simbrev'den bilgileri alıyorum. Volantaya atıyorum da volanta şu an direkt çalışmıyor. Şöyle yapalım o zaman. Volantayı şuradan kapatalım. Volantayı şuradan kapatalım. Daha sonra volantamızı şuradan tekrar açalım. Uçağımızın 7000 feet'e tırmanmasını şu anda isteyelim. Ve uçağımız 7000 feet'e doğru tırmanışını gerçekleştirsin. 4000 feet'te dönüşünü gerçekleştiriyor. Daha sonra rotasına oturup 7000 feet'e çıkacağız ve oradan sonra 31.000 feet'e uçağımızı yükselmesini sağlayacağız. Şöyle volantamızı açalım. Arkadaşlar inişte yine problem yaşayabiliriz çünkü ILS verisini uçak bir türlü tanımlamıyor kendisine. Ben de bu sorunu bir türlü çözemedim. Ya önceden bu uçak ILS verisini kendisine tanımlıyordu. Otomatik bir şekilde inişimizi gerçekleştiriyorduk ama şimdi o ILS verisini kendine tanımlamadığı için inişi ne yazık ki gerçekleştiremiyorum. Böyle de bir problem var. Şu anda pist üzerinde dönüşümüzü gerçekleştirdik 7000 feet'e doğru. Hem yükselirken hem de uçak kendi rotasını şu anda ayarlıyor. Pegasus gelen uçak da İstanbul'dan geldi galiba buraya. Tam olarak nereden geldiğini bilmiyorum.
450 knotluk bir hızda 6400 feet'teyiz şu anda. Hava şeyde İzmir'de bir tık böyle kaos bir ortam var şu anda. Ama herhangi bir problem yok. Yine de her şey çok güzel. Uçakları seviyorum arkadaşlar. Uçaklar gerçekten güzel. Şuradan menü üzerinden dönüşümü gerçekleştiriyorum. Daha sonrasında artık kendi rotamıza doğru yükselişimizi gerçekleştireceğiz. Bergo'yu aldı şu anda uçak. Bergo'yu tanımladı. Bergo'ya 31.000 feet girişini tanımlayacağım. Şu dönüşümüzü aldıktan sonra. Şu anda yine 250 knot'ta uçağımız kendisini yukarıya doğru tırmandırıyor. Dönüşümüzü alalım. Uçağımız kendi rotasına artık ulaşmaya çalışırken şu dönüşü yaptıktan sonra artık 31.000 feet'i uçağımıza tanımlayalım şu şekilde. Tamamdır. Herhangi bir eksiklik, herhangi bir sorun şu anda mevcut mu onu bir kontrol edelim. Hayır. 10.000 feet'e yükselelim. 10.000 feet'te ışıklarımızı kapatalım. Şu hava bir tık daha düzeldiği zaman kemer ikazlarını da kapatacağım. Daha sonra serbest bir şekilde hızlandırılmış videoyla uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Bu arada burada söylemiş olduğum hiçbir şey eğitici bir şey değil de ben sadece kendi bildiğim çapta sizlere videoyu çekiyorum zaten. Bu benim kendi eğlencem. Kendi eğlencemi de sizlere ortak ediyorum açıkçası. Bunu da böyle tanımlarsak güzel olacaktır arkadaşlar. Uçağımızın içine birazcık. Evet şu anda bulutların üzerine çıkışımızı gerçekleştirdik. Dışarıdan da bakarsak. Anda güzel bir yükselişi gerçekleştiriyorum. Volantamız halen açılmadı bizim. Volanta niye açılmadı ya? Volanta bozuk mu kardeşim? Heh geliyor şu an. Volantada veri eksikliği var şu an. Volanta almadı verileri. Şimdi şu an ne yaptığımızı biliyor mu ki uygulama? Yok. Ya çizmiş olduğu rotaya bakar mısınız arkadaşlar şunu? Tam olarak şurada kapattı kendini. Bak burada ne olduğunu bilmiyor. Normalde şöyle dönüp şöyle gelip şöyle döndüm geri gidiyorum şu anda. Volanta tabii onu bilmiyor. Hemen şu ışıklarımızı artık kapatalım. Strobe'larımız açık. Taksi ışığımız kapalı. Beacon'larımız açık. Burada herhangi bir olayımız yok. Şu anda olumsuz hava koşullarından dolayı belli bir yüksekliğe kadar kemer ikaz ışıklarımı kapatmayacağım arkadaşlar. Çünkü her an türbülansa girebiliriz de. Ya normalde böyle belirlenmiyor aslında bu. Onu da söyleyeyim. Neyse. Ben yine de kapatayım kemer ikaz ışıklarımızı ve hızlandırılmış videoyla Sabiha Gökçen'e doğru yolculuğumuzu gerçekleştirelim. Bu arada planlanana göre İzmal üzerinden 2-4 pistine inişimizi gerçekleştireceğiz. Bunu da buradan söyleyeyim. Planlanana göre bu. Tabi birazdan değişiklik gösterebilir. Birazdan görüşürüz. Ve artık uçtuk kuyruğuna geldik arkadaşlar. Şu anda 3500 feet'e alçalış için uçağımıza
komutu verdim ve 3500 fite alçalıp Sabiha Gökçen'in 2-4 pistinden inişimizi gerçekleştireceğiz. Yine ILS verilerini almadı. Arkadaşlar bu ILS verisini almamasının nedenini ben az çok tahmin ediyorum. Benim kullanmış olduğum eklenti yeni sürümde çalışmıyor olabilir belki bu ILS yakalama zımbırtısı. Bir de onu kaldırıp tekrar bir test uçuşu yapacağım. Ya bu demek istediğim eklenti de şu. Ya şu ekranı sistem kısımlarını falan ekleyen eklenti. Bir de şu yazdığımız yani komutlara girdiğimiz, rotayı girmiş olduğumuz ekranın bir eklentisi. Büyük ihtimal bu eklentinin yüzünden çalışmayabilir bu. Onu da artık eklentiyi kaldık deneyeceğim. Yine manuel bir şekilde tamamen hard bir şekilde uçağımızı indirmeye çalışacağız. Speed Brake'imizi şöyle alalım. Daha sonrasında şunu şöyle iki kademeye alalım. Daha sonrasında approach modumuzu devreye sokalım. Ne kadar işe yarayacak bunlar bilmiyorum ama yine bir şekilde yaklaşmaya çalışacağız böyle. 200 knotluk bir hızımız var şu anda. 200 knot'a hatta daha da yavaşlatacağım. 3500 feet'e uçağımız oturduktan sonra manuele geçirip manuel bir şekilde uçağı tam doğrultudan indirmeye çalışacağız. Umarım başarılı olabiliriz. Daha önceki videoda gelmiş olduğumuz videoda inişimizi Sabiha Gökçen'e yapamamıştık. Yani bir tur atıp daha sonra tekrar gelmek zorunda kalmıştım. Umarım o durum bu sefer yaşanmaz diyelim. Şöyle uçağımızı bir 15 derecelik flip, 15 derecelik mi? 10 derecelik olmuş. 15 derecelik flip açısına alalım ve şu anda standart flip açısıyla beraber yaklaşımımı gerçekleştiriyorum. Yaklaşık 140 knot, 149 knotluk, 150 knotluk ve 130 knotluk bir hız ile inişimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Önümüzde bir tane Pegasus'un uçağı var ve ben hızımı artık 160 knotlara şöyle yavaştan çekiyorum ki uçağımız 160 knotlara ulaşsın ve daha düzgün, güzel bir yaklaşmaya sahip olalım. Pegasus'un uçakları önüme girdi arkadaşlar. Yani kardeşim ölüme gidelim dedik de mazot mu yok dedim de rüzgar vuruyor arkadan. O birazcık sıkıntı olacak. 3500 feet'e indik ve yavaştan iniş takımlarımız da artık şu anda açmış bulunmaktayız. 3500 feet'ten sonra artık manuele de geçirmemiz lazım uçağımızı. Manuele geçirdikten sonra yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet, o zaman manuelimize şöyle alalım. Şuna geçirelim uçağı approach moddan çıkarıp. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Şu anda manuel modda yaklaşmaya devam ediyoruz. Önümüzde bir tane Pegasus uçağı var. Onun yüzünden biz rötar yapmak zorunda kalabiliriz. Ama bunu da hiç istemiyorum. Abi yine tamamen kör körüne manuel bir şekilde yaklaşmaya çalışacağız piste ama hayırlısı olsun diyelim ne diyelim. Pegasus bizden birazcık daha aşağıda. Bence o bizim rotamızda değil. Aynen o bizim rotamızda değil şu anda. O kendi rotasında gidiyor. Şöyle yavaştan yaklaşmaya devam edelim. Flip'lerimizi bir kademe daha açarak yaklaşımımı gerçekleştiriyorum. Yukarıda herhangi bir şey açmadığım var mı? Şu anda burada herhangi açmadığım bir olay yok. Aşağı kısımları da ayarladık. Yavaştan artık ilerlemeye çalışıyoruz bakalım. Pek emin değilim arkadaşlar düzgün bir iniş yapabileceğime ama deneyeceğim. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Şu anda rötar yapmayı hiçbir şansım yok. ILS verisini zaten alamıyoruz. ILS verisini alamadığım için de birazcık tuhaf bir yaklaşım olacak yine her zaman olduğu gibi. Ben Adnan Menderes'e dün iniş yaptığımda da bir video çekmiştim ama o videoyu atmayacağım. Çünkü çok saçma bir iniş oldu ve çok aslında çok güzel bir yaklaşma oldu, değişik bir yaklaşma oldu ama iniş çok kötü olmuştu. O yüzden o videoyu atmaktan vazgeçtim. Şimdi bugün bu videoyu çekiyorum tekrardan. Yani bugünkü bu iniş ne olursa olsun demeyeyim yine kötü bir iniş olursa bu videoyu da atmaktan vazgeçeceğim ki bu olayı gerçekten hiç sevmiyorum. Şu anda piste iniş için izin verildi. Bileklerimizi bir kademe daha açıp daha sonra yaklaşmaya devam etmeye çalışacağım. Piste birazcık daha yaklaştıktan sonra uçağın hızını manuele alacağım daha doğrusu. Manuelde yaklaştırmaya çalışacağım. Birazcık daha şöyle otomatik hızda gidelim. Flap'leri bir kademe daha açıyorum. Uçağımızın biraz daha yavaşlamasına neden olalım böylelikle. Şöyle 500 feet'te yaklaşık yere 500 feet kala da full flap yapabilirim aslında. Gerek yok bence. Şu anda da alabilirim full flap'e. Aynen şu anda full flap yaptım uçağımızı. Manuel
Manuel şeyi alıyorum, tur atılı alıyorum. Burada artık manuel kontrol ederek hızını uçağımızın piste teker koymaya çalışacağız. Umarım herhangi bir problem olmazsa. As we are descending, make sure that your hand luggage is stowed in the overhead bins or under the seat in front of you. Arkadan kötü bir rüzgar geliyor. Onun için yani kuyruk kısmına kötü bir rüzgar vuruyor. Onun için and stow your footrest. Şöyle birazcık değişik bir yaklaşma oluyor. Tamamen bunu ayarlayamadığım için şöyle şu an böyle yanaşıyoruz arkadaşlar. İnanın gerçekten bir suçum yok. ILS verisini alamıyorum. ILS verisini alamadığım için de saçma bir yaklaşım söz konusu oluyor şu anda. Sayın yolcularımız, hızını iniş için el bagajınızın başüstü dolabına veya önünüzdeki kontrol ediyorum şu anda. Yerleştirilmiş olduğunu kontrol ediniz. Karşıdaki ışıkları bile yakalayamadım. Yakalayamadık. Koltuğunuzu dik. Masanızı kapalı. Şu anda yakaladım ışığımı. Duruma getiriniz ve ayak desteğinizi yerine yerleştiriniz. Elektronik cihazlarınızın uçuş modunda olduğunu kontrol ediniz. Uçuş modu özelliği bulunmayan elektronik cihazların kapatılması, iniş ve kalkış esnasında tüm elektronik cihazların koltuk elektrik güç ünitesinden çıkarılarak emniyete alınması gerekmektedir. Teşekkür ederiz. Bak pistten çıktı. İşte bunun olmaması lazım normalde. Şu anda kaza yapmış olmamızdan öldük yani şu an. Ayarlayamadık yine. Ama olsun, yapacak bir şey yok. Yine en azından sektirmedik uçağı. Yavaş bir şekilde vurdu piste. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani uçağı hiçbir şekilde yardım almadan getirmeye çalışıyoruz. Buraya o çok kötü bir durum. Yani böyle bir şey olduğu zaman da maalesef uçamıyoruz falan işte. Ne yapacak bir şey yok. Ama bunu test etmeye devam edeceğim bu arada arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yine siz bana bildiğiniz her şeyi anlatabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Kesinlikle yeni bilgilere açık olduğumda sizlere buradan söyleyeyim. Yine sinir oldum her zaman olduğu gibi inişe. Her neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.